sırtını. Kesinlikle Merve. Şey yani demişti olay benim yazdıklarım hani benimle bir alakası yok bunların. Ya bu biraz özel hayatımda değil de. Hani özel hayatım yani şey anlamında hani burada beni tanımalarını benim yazdıklarımın hiçbir etkide bulunmayacaklar. İşte bu biraz ara bilgi olacak ama metni anlamak için yazarı bilmek gerektiği bizim edebiyat bilimi açısından tarihsel olarak daha eski bir görüş. Bununla da çok analiz yapılır. İşte mesela Halide Edip'in romanını analiz edeceksen kocasından şiddet gördüğünü bilmen istenir. Ama artık modern edebiyat metne sadece metin olarak bakmamızı istiyor ve bunu yazarın travmalarının bir yansımasıymış gibi algılamaktansa metni bağımsız görelim istiyor. Haklı da ne bileyim mesela Osmanlı'da vardır böyle örnekler. Romanları aşırı romantik ve acıklıdır. Kendisi playboy'dur. Efendim zengin yaşlı kadınlarla takılıyordur sürekli ve ama yazdığına bakarsanız 3 gün ağlarsınız. İşte mutasıptır ama pornografik roman yazıyordur vesaire vesaire. Yani yazar her zaman eseri anlama yolu aldırmayabilir bize. Ama ama bu da çok garip bir noktaya gidiyor. Mesela Ömer kitap okurken onun arkasında bir insan olduğunu diyor, unutuyor yani. Sanki o öylesine var olmuş gibi. İşte matbaanın gücü o. Sen çok güzel olmuşsun. Aklımda bir tane kitap vardı. Kitabın adı şu an tam hatırlamıyorum ama kitapta ana karakter insanlardan hiç hoşlanmıyor ama kitapları çok fazla seviyor. Yani böyle işte kitaplar harika ama insanlar böyle hiç beklemiyorum diye. Hani o kitapların arkasında bir insan olduğunu unutuyordu. Yani şu an pek çok kişi yaşıyordur bence. Böyle ama zaten şöyle ya bence kitaptan keyif almak için de biraz unutmakta fayda olabilir. Yoksa sürekli yazar burada ne demek istemiş ki bizim eğitim sisteminin de insana edindirdiği bir hastalıktır bu. Yazar bayrağını seslenmişçilik. İyi bir fikir bence. Yani arkasında bir insan olduğunu zaman zaman unutabiliriz. Bir de şey de zaten öyle yapınca yazarın bütün yeteneğini ve hayal gücünü yansıtıyorsun. Evet sanki onu sadece hayatına yansıtıyoruz. Sanki bildiği şeyi yazabilirmiş gibi. Ki böyle yazar da vardır. Öyle üretemez yani. Bir yerden sonra durur. Şimdi şuradan devam edelim. Matbaa yaygınlaşınca yazı daha liberal oldu. Herkes yazıya ulaşabilir hale geldi. Ve zaten çok kısa bir süre sonra yazı örgün eğitimin en temel becerisi oldu. Bizim bugün hala kullandığımız örgün eğitim okul sisteminin kökeni sanayi devrimine dayanır. Sanayi devrimi de yazıyı önceledi. Çünkü eğitimin hepsini yazılı platforma kaydırdık. Bunun birkaç tane sonucu oldu. Hem avantajlarından hem dezavantajlarından bahsedeyim. Matbaa kültürünün yaygınlaşması bir kere bizi analitik düşünebilen insanlar haline getirdi. Nasıl oldu derseniz şu kadarını anlatabilirim mekanizmanın. Yani geri kalanını sizden sakındığım için değil, biraz daha kognitif bir kısma geçtiği ve tam hakim olmadığım için. Bilgiyi bir yerde yazılı ve sabit tutabiliyor olmak, onunla ilgili en büyük yükü hafızanın üzerinden alıyor. Sözlü kültürde senden önce öğretilenleri eleştirmek hep büyük bir risk. Çünkü orijinali bozabilirsin. Dolayısıyla her neslin temel vazifesi eleştirerek geliştirmektense en minimum kayıpla gelecek nesle aktarmak. Ama artık o orada yazılı olduktan sonra ben hafıza hamallığı yapmak zorunda değilim. Bu da bana ne gücü veriyor? Onun üzerine düşünme gücü veriyor. Ayrıca kitap kitlesel bir faaliyet değil. Ders dinlemek kitleseldi. Ve herkes kafasını sallıyorsa ders anlatılırken bir yerden sonra sen de el mahkum ikna oluyordun. Ama kitap seni bilgiyle baş başına ve tercihan sessiz odaklanabildiğin bir yere sokuyor. Biten bir cümleye geri dönüp bakabiliyorsun. Bu da bilgiye daha analitik bir duruş geliştirmemizi sağladı. Bir açıklama bu. Diğer bir açıklama da sözcükleri yazılı şekilde görmenin beynin bunları nasıl işlediğini değiştirdiği ve bunun bize avantaj olarak geri döndüğü yönünde. Ama öyle ya da böyle analitik düşünmeye sözcükleri yazılı olarak görmenin duyduğumuz sözcükleri duymaktan daha farklı bir beyin işleyişini dediğini söylüyorlar. Ve buna da şöyle biraz haklılık payı çıkarabilirim. Duyduklarımıza inanmaya, okuduklarımızı sorgulamaya daha yatkınız. Ama bu anatomik midir, kültürel midir o kadarından emin değilim. Ama duyduklarımızı daha az eleştirerek, daha az analiz ederek kodlamaya,
vücutlarımızı da önce doğruluk testine tabi tutmaya daha yatkınız. Sadece çünkü duyarken o anda anlamaya odaklanıyoruz onu. Çünkü bir daha duyamayacağız. Hani o an anlayayım ve hani eleştiri ilk anda gelmeyebiliyor aklına. Kesinlikle zaten şöyle düşünün. Bizi ikna etmesi gerekenler, işte politikacılar ya da reklamcılar hala sözlü anlatıyı kullanıyorlar. Çünkü öyle daha rahat ikna oluruz. Yani mesela partilerin seçim vaatleri, propagandaları, seçim gündemleri yazılı da ama bu miting yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Çünkü kitlesel dinlemenin ikna edici bir gücü var. Seninle aynı şeyi düşünenlerle birlikte tek bir cephe olup bir ağızdan konuşmanın. Yazı öte yandan yalnız yapılan bir iş olduğu için bizi daha çok sorgulamaya itiyor. Bunun için yazmak zor. Bunun için yazıyı sağlam tutmak zor. Bu analitik düşünme gelince bunun beraberinde işte kategorilere ayırma, diyagramlaştırma, doğrusal bakma gibi bir sürü bugün bize çok normal gelen ayrı zihinsel beceriler olarak hiç düşünmediğimiz belki ama bilimsel düşünmenin temelini oluşturan yetileri kazandırdı yazı bize. Dolayısıyla da bilimi aldı başını ilerledi, Ay'a gittik vesaire, az önce de arada bu konuyu konuşuyorduk. Bu pozitif etkisi. Yani matbaanın bize getirdiği eleştirel düşünme. Bunun çok fazla görüntüsünü kanıtlayabilirim size. Bazı kuramcılara göre demokrasi matbaa kültürüyle alakalıdır. Ve modern çağda matbaa kültürü, yani bu çağda matbaa kültürü çöktükçe demokrasilerin de tehdit altında olduğunu söyleyip özellikle de Trump Amerika'da başkan olunca büyük haklılık elde ettiler tabii ki kendi kuramları için. Çünkü dolaylı demokrasi ne istiyor? Oturup düşünen, iyi analiz eden ve bilinçli oy verenlerle ancak iyi çalışıyor. Onun için mesela İzlanda'da güzel çalışıyor ama Amerika'da bile ki tam da matbaa toplumu sayılmaz, çalışmadı. Yani bilimsel ilerlemenin yanında modern toplumu da matbaa ile birlikte gelen eleştirel düşünme kurdu. Haklı olmak için sürekli konuşma zorunluluğu ortadan kalktı. Argümantal olarak haklıysak susma lüksümüz doğdu. Kendimi car car savunmama gerek yok. Bunlar güzel şeyler. Ama bir yandan da matbaa sözcüklerle olan ilişkimizi çok bozdu. Yani o bir dönem önceki ezberden hece ölçüsüyle milyon beyit söyleme seviyesinden sesli sözcükle arası gerçekten açık, anlattığının içeriği ilgi çekici ise bile anlatışı pek çekilmeyen bugünkü insanlara döndü. Lafı dinlenmeyen yani. Ve ağzımızdan bal damlamıyor fark ettiyseniz. Ve kendinizin ne kadar sözlü kültüre mi, matbaa kültürüne mi yatkın olduğunuzu buradan çok rahat ölçebilirsiniz. İkinci defa anlattığınız bir anıyı insanlar dinler mi? Cevap evetse tebrikler. Sözlü kültür yönünüz güçlü. Ve bunun da önceleyenleri genelde taşrada zaman geçirmek, büyük ebeveynlerle zaman geçirmek ya da örgün eğitimin dışında kalmak. Çünkü örgün eğitim sizi ilk gün sınıfa sokuyor, A'yı B'yi öğretiyor ve ondan sonra sadece yazılı yetkinliklerimize çalışıyor. İyi okurlar yapıyor bizi, iyi analiz eden insanlar yapmaya çalışıyor yani. Türkiye'deki örgün eğitim kuruluşlarıyla hiçbirini yapamıyor da. Böyle bir durum. Her yazı liberalleşti, kabul, herkes okuyabilir. Okumak bireysel bir iş, dolayısıyla ortak bir yerde toplanıp dinlemenin kitleselliği yok. Ama içerik üretmek, ki az önce konuştuk, sözlü kültürde de herkes içerik üretemiyor olabilir. Ne bileyim, orada da senin verdiğin örnek iyi bir örnekti. Yani dede bir şey anlatıyorsa turuna söz düşmüyor. Çünkü sözlü kültür yaşla birlikte gelen olgunluğa çok önem atfediyor. Ama torun yine gidip kendi yaşıtlarının arasında lafı çevirebilir. Fakat matbaa kültürünün yerleşmesiyle birlikte içerik üretmek, kamusal alana dille açılmak çok ama çok az kişinin elindeki bir ayrıcalık oldu. Yazmak ve basmak her zaman, her toplumda matbaa yaygınlaştığından beri bir entelijans işidir. Ama bu Marksist yazında olabilir. Hiç fark etmez. Onu da o alanın bileni, tanınanı, takdir göreni yazar. Haksız da değil. Çünkü sözlü kültür devingen ya. Eksiliyor, azalıyor.
Dolayısıyla bugün derste yaptığım bir hatayı yarın çaktırmadan düzeltebilirim. Hatta ben çakmadan bile düzeltebilirim. 3 gün sonra bir daha anlatırken aklıma doğrusu gelir. 3 gün önce yaptığım hatayı ne ben hatırlıyorumdur ne siz hatırlıyorsunuzdur. Dolayısıyla sözlü anlatım anlatıcı açısından daha avantajlı. Esnektir, hadi ara verelim mi derim, bir espri yaparım. Size önce duygusal olarak kazanırım. En iyi öğretmen stratejisidir. Öğrenci seni severse dersi de el mahkum dinler. Bir sürü oyun oynayabilirim. Yazarken bunların hiçbiri yok. Ve yazmak kusursuz olmalı. Yani 1 yılda mı yazarsın, 3 yılda mı yazarsın beni bağlamaz. Ama önüme gelen ürünün ben bitmiş olduğunu düşünme hakkına sahibim. Ve o zaman bir aksiliği olmayacak. Hatalı bilgi istemem, çelişki asla istemem. Matbaa insanının en katlanamadığı şeydir. Hatta o kadar katlanamayız ki aynı düşünürün 20 yaşında yazdığı kitapla 80 yaşında yazdığı kitap çelişirse buna bile tepki gösteririz. 20 yaşında böyle demiyordun normal olarak. Ama matbaa tutarlılığa tapıyor çünkü. Üzerinde iyi çalışılacak, abuk subuk hatası olmayacak. Mesela romanda yazım hatası. Tahammül etmem. Neden? Çünkü yazılı anlatının hazırlanış sürecinde ne kadar uğraşacağı yazarla alakalı. 3 günde de yazabilir, 30 yılda da yazabilir. Beni bağlamaz. Ben ortaya çıkan ürünün tamamlanmış ve bitmiş olmasını beklemeye hakkım var. Bunun için yazmak dertlidir, çaba gerektirir, o alanı gerçekten iyi bilmeyi gerektirir. Sözlü kültürde az bildiğinizi lafı döndüre döndüre satabilirsiniz. Kitapta yemez. Azıcık bildiğiniz alanın yazarı olamazsınız. Ama azıcık bildiğiniz alandan arkadaş sohbetlerinde bahsedebilirsiniz. Ders başlamadan önce yapmadık bu muhabbet. Mesela dedim ki ya dolar sene sonunda 7 olacakmış diyorlar. Bu beni arkadaş sohbetlerinde ekonomi konusu açıldığında susmaktan kurtarır. Ekonomi yazarı yapmaz. Yazamam. Kur'an bilmem lazım. Odur budur. Yazmak biliyorsunuz zaten yazar imgesi nasıldır? Bir başına sigara dumanlı bir odada ömrünü çürütür. Çürür hakikaten. İyi, kafayı gerçekten iyi yazmakla bozduysa. Dolayısıyla az kişi yazabiliyor. Matbaa ile birlikte tekil tekil insanların dilleri kamusal alandan çekiliyor. Yani matbaa döneminden sonra yazı geliyor ama günlük dil kullanımını yine kayda geçiremiyoruz. Çünkü onun kamusal alanda bir karşılığı yok. Sen nasıl sohbet edersin, hangi esprileri yaparsın, hangi atasözünü kullanırsın bilemem. Çünkü matbaa ne istemez öyle atasözü deyim, tekerleme falan. Kamusal alanda da bir tek o var. Bunu neden ısrarla söylüyorum? Şunun için ısrarla söylüyorum. Şimdi yazı matbaa meydana çıkınca bir standart yazı sistemine ihtiyacımız oldu. Zaten matbaa gelene kadar biliyorsunuz alfabe sistemleri nispeten ilkel. Noktalama işaretleri falan pek yok. Zaten yazılan yerler büyük medeniyet merkezleri. İletişim de kendi içinde. Herkes bizim gibi yazıyor mudur? Böyle bir düşünce yok zaten. Herkes yazmıyor çünkü. Fakat matbaa gelince herkes okumaya başladı. Herkesin okuyabilmesi için de bir standart yazı sistemine ihtiyacımız doğdu. Ne doğuyor? Burada dilde varyasyon doğuyor. Çünkü herkes aynı şeyi konuşmuyor. Yani o dönem Almanya'da her Almanca konuşan aynı Almancayı konuşmuyor. Ne yapacağız? Nasıl tek bir yazı sistemine geçeceğiz? Herkes farklı konuşuyorken. Kurumlaşmayla belki. Bir standart seçip onu kurumlaştıracağız. Yani bunu Türkiye örneği üzerinden anlatacağım. Öyle Almanca'da aksanlı örnek verecek bir bilgim yok. Şöyle düşünün. O zaman arada şeyi de anlatayım. Osmanlı'nın matbaa geliş hikayesini de anlatayım. Biliyorsunuz Osmanlı'ya matbaa geç geliyor. Bunda da hep Şeyhülislam suçlanır. Doğru. Ama bunun hiçbir dini rezervasyonu yok. Yani din elden giderse diye matbaayı refüze etmiyorlar. Hatta azınlıkların matbaalarına hemen izin çıkıyor. Ermeniler ve Rumlar o çok rahat İstanbul'da matbaa kuruyor. Neden Türklerin matbaa kurmasına izin gelmiyor? Biliyorsun sanırım. Tabii ki aynen. Yazıcılar işsiz kalacak çünkü. Onlar da kendilerine Şeyhülislam'ı destek buluyorlar. Refüze ediyorlar.
Sonra matbaa geliyor. Bir kere zaten şöyle bir meselemiz var. Orta Avrupa'ya matbaa geldiğinde, pardon, acil çözülmesi gereken bir yara vardı. Orta Çağ. Kilisenin hakimiyeti. Bunun için de zaten acaba ne bassak? Efendim şöyle güzel bir roman mı yazsak gibi bir dertleri olmadı. Daha bir kurtarıcı gibi gördüler matbaayı ve İncil çevirisini bastılar. İkinci kitap konusunda tabii ki bir bunalım. Az önce anlattığım kim kitap yazacak ve ne yazacak tam olarak yaşadılar. Ama ilki belliydi. Bize matbaa geldiğinde Orta Çağ'da değildik. Acilen basılması gereken basılım ve toplum kurtulsun. Bir şey yok. Ha diyebilirsiniz. Genelde ben derste bunu anlatırım. Demek. Sizce İbrahim Müteferrika'nın matbaasında ilk ne basılmıştır? Kur'an'ın Türkçe çevirisi gibi hemen düzmanlık cevap gelir. Yemez. Öyle bir şey yok. Ama çok ihtiyaç hissedildiğini de zannetmiyorum. Yani böyle bir ah bir bassak el altından falan basarlardı o zaman. Yok öyle bir durum. Hani Osmanlı yönetiminin mutsuzluk yaratan kısımları din referanslı değil çünkü. Ama hafif istibdat da var. Onun için aşırı politik şeyler de basılamıyor. Bizim matbaada ilk olarak sözlük basılıyor. Biliyorsunuz sözlük bir referans eseri. Alıp okunmuyor zaten. Matbaayla tanışıklığımız daha ilk günden aksak. Hani güç bela yıllardır yalvara yalvara izni koparmışsın ve sözlük basıyorsun. Asla okumayacağız. Sonra matbaa ile ilişkimiz gelişiyor. Osmanlı'nın ilgilenmeyenlerin bilmediği çok hareketli bir yayıncılık hayatı var. Çıkan gazete sayısı, yani gazete çeşidi, Türkiye tarihi boyunca çıkan gazeteden fazla. Tamam, çoğu bir ya da iki sayı çıkabiliyor. Ya kağıt yok, ya kapatılıyorlar falan ama muazzam bir gazete dergi faaliyeti var. Şeyi hemen fark ediyorlar. Yazılar birbirini tutmuyor. Bunun da en temel sebebi Türkçe sesletimin zaten Osmanlı alfabesine yatkın olmaması. Çünkü Türkçe kısa ünlülerle çalışır. Arap alfabesinde kısa ünlülerin hükmü yok, yazılmıyor. İstersen de yazarsın. İşte istersen de yazarsın. Hiç sorun olmamış o güne kadar. Mesela bugün bunu benim alanımda çalışanlar görebilir. İşte filanca eserin iki yazması arasında yazım farklılıkları olabilir. Çok umursanmaz. Fakat matbaa kitlesel bir şey, yazıların birbirini tutmamasında sorun yaşıyorlar ve böyle Osmanlı'nın sonlarına çok yakın, özellikle Ziya Gökalp'le birlikte bir yazı reformu yapmamız lazım. Böyle düzensiz iş olmaza geliyor konu. Çünkü şöyle de örnek verebilirim. Arap alfabesinde 3 tane S var. Çünkü 3 farklı S sesleri var. Türkçe'de 1 tane S var. Arapça sözcüğü oradaki orijinal sesiyle yazıyorsun, bilirsen Türkçe sözcüğü yazarken belli aslında hangi seyi seçeceğin ama... İki tane sey yok mu? Sin ve sol. Ben sol diye bahsediyorum. Sat demek istedin herhalde. Ya bir de ben Arapçada sol diyorum. Tel tek sey de var. Ha, üç tane. Ha, ona... Biz ona sey. Tamam ben. Osmanlıca bir fetih için. Çok zor yani Osmanlıca'yı yazmak çok problemli. Bunu matbaada yazmak daha da problemli. Fakat devletin durumunun yazı reformuna el verir hali de yok yani. Zaten o savaş bu savaş hop bitti. Biliyorsunuz Cumhuriyet kurulduktan çok kısa bir süre sonra gündeme geliyor bu. Önce harf devrimi yapılacak, sonra dil devrimi yapılacak. Israrla tarih vermediğime dikkatinizi çekerim. Asla kayıt var çünkü. Düşünsem hatırlarım da. Yok bu da bir dislik çeşidi mi bilmiyorum. Rakam ezberleyemiyorum. Aynı problem doğuyor. Yani yazı dili kuracağız. Yeni harflerle yazı dili kuracağız. Bu çok devrimsel bir iş. Ve öyle hiç kimse aman savaştan yeni çıktık. Hele dur fabrika açalım falan değil. Yani güzel entelektüel bir çaba var. Sağlam buna bir kararlılık var. Kimin yazısına göre yazı dili kuracağız? Almanya'da yaşanan problemin aynısı. Bu sebzenin adı kabak mıdır, gabak mıdır? Şimdi bize ne gibi geliyor? Yani size gelmez o kadar ön yargılı ve stereotipik bakmayacağınızı biliyorum. Ama gabak, aman o da ne o öyle? Köylü gibi. Ama o dönemde köylü gibi değil. İşte onu köylü gibi yapan şey matbaa. Dersi buraya çekeceğim. Matbaa yüzünden ağızlar taşralılığa düştü. Neden? Çünkü şunu yapmak zorunda kaldık. Bir yöreninkini seçelim,
oraya göre yazalım. Bu çok mantıklı ve tek çare. Bütün ulus devletler bunu yaptı. Buna konuyu hiç bilmeyenler İstanbul Türkçesi, biraz bilenler standart Türkçe, alanın içinden olanlar ölçünlü diller. Ne? Ölçünlü. Ölçünlü, standartın Türkçe karşılığı. Türkiye Türkçesinin ölçünlü varyantı seçileceği zaman ortada bir soru var. Nereye göre seçeceğiz? Akla ilk gelmesi gereken yer Ankara. Çünkü orayı başkent seçtik. Fakat Ankara o günlerde hala köy. Entelektüel olarak hiçbir varlığı yok. Ankaralılar biraz cahiller. Ben Ankaralıyım, onun için öyle söylüyorum. 1900, yani o yıllara kadar. Epey bir tartışması var bunun. Dolmabahçe Dil Kurultayı. Ne yapacağız yani, nereyi seçelim? Çeşitli öneriler var. Tabii ki sonra şuna kanaat getiriliyor. Yani tamam, bizim başkentimiz Ankara ama bu coğrafyanın kültür, sanat, bilim başkenti bunca yıl İstanbul oldu. İstanbul'u seçeceğiz. Fakat Cumhuriyet'in barışamadığı bir yer var. İstanbul'da konuşulan Türkçe, Arapça, Farsça'yı çok sevdi ve yıllarca ondan çok fazla sözcük aldı. Bu sözcüklerin sesletime etkisi de var. Çünkü Osmanlı'da aydın olmak çok zor iş. Arapça, Farsça'yı ana dil seviyesinde bilmek gerekiyor. Onları ana dil seviyesinde bilmek Türkçe sesletiminizi de değiştirir. Mesela bizim Pertek sevdiğimizin aslında S olmaması gibi. Şöyle bir karar çıkıyor. Bu ben yani hayatımda duyduğum en zekice şeylerden biri. İstanbul olsun, evet. Fakat esas aldığımız İstanbullu ev kadınlarının Türkçesi olsun. Çünkü hem kentliler hem eğitimsizler. Ve eğitimsizleri avantajlı bir şey olarak görüyoruz o dönemde. Vıcık vıcık Arapça, Farsça'ya bulaşmamışlar. Ama bir yandan da Yozgatlı da değiller. Çünkü onu da istemiyoruz. Şehirliler. İstanbul'da yaşıyorlar. İşte arkadaşlar, tamamen matbaa yüzünden yapılan bu dilin standartını seçelim seçimi, o standart dışında kalan bütün varyantları taşralı hale getirdi. Yani o gün orada bu kabak diye yazılacak kararı alındıktan sonraki ilk dakika kabak taşralı işi oldu. Zaten matbaa varoluşu itibariyle sözlü kültürleri taşralılaştırdı. Asla iyi masal anlatan bir anneannenin becerisinin iyi bir romancı becerisiyle paralel kültürel evrenlerde eşdeğer olduğunu görmedik. Ve ona aman anneanne sen de dedik. Halbuki öbürü, yani mesela modern romancılarla kıyaslayamam belki çünkü arada yapılan iş çok farklı ama Hüseyin Rahmi ile anneanneniz arasında çok az fark vardır. Çok tatlı hikaye anlatır o da ama çok da yazı insanı değil gibi. Zaten matbaa gelince sözlü kültür bir taşra olmuştu. Ve burada kendinize hep itiraf edin. Değer olur mu ya, onlar bizim kültürel varlığımız derken de tüketmeyiz. Yani sorun Türkiye'li insanlara. Türk destanları önemli midir? Üff, saatlerce anlar çok önemlidir. Milli varlığımız, bayrağımız. Hangisini okudun? Ama haksız da değiller. Çünkü o okunmak için üretilmemişti zaten ve okunurken de güzel görünmüyor. Dolayısıyla bu taşralılaşmanın üzerine de bir katmer varyasyondan geldi. Standart yazılı olana ne kadar yakın konuşuyorsanız o kadar kentli, ne kadar uzak konuşuyorsanız o kadar taşralı oldunuz. Hatta bu çok çirkin bir komedi türünün de doğuşu ağız komedisi. Umarım eğlenmiyorsunuzdur. Fakat çok, hala birilerini çok güldürüyor. Ve hep şu örneği veririm derste de. Bunu tabii siz bilmeyecek bir grup değilsiniz ama dille ilgili kültürel kabuller çok yaygınlaşıyor biliyorsunuz. Arapça'da biraz kaba falan gibi. Halbuki o sadece Türkçeyi duymaya alışık olmamızla alakalı. Kavga sebebi o benim için gerçekten insanlar. Aynı şey ağızlar için de geçerli. Ve bunu genelde ötekileştirmeden söylediğini zannedenler vardır. Ya hani doğuda konuşulan Türkçe de böyle biraz kaba gibi.
Değil. Sen onu duymaya alışmadın. Parayı verebilir miyim? O zaman bu şu demek. 1700 yıllarda oynatılan Karagöz oyunlarında halk ağza gülmüyor. Hayır. Ağza gülmüyor. Başka esprilere gülüyor. Gerçekten? Evet. Bunu nasıl kanıtlayabilirim? Başka esprilerin de olması tam kanıtlamaz ama... Bilmem. Karagöz uzmanı bilmez. Yani o da bugünden baktığımızda en yüksek mizah çeşidi değil. Çünkü birbirlerini azarlamalarına, dövmelerine falan dayanıyor sürekli. Ben sadece halkın neye güldüğünden bahsediyorum. Yani şöyle dediğiniz için ağza gülmek gibi çirkin bir mizahı ortaya çıkardı. Evet evet, yok, onda çok eminim. Yani tersini kanıtlayacak şu an argüman yok aklımda. Ama başka ağızların komik olabilmesi için önce birinin norm olması gerekti. Çünkü norm dışı olana gülüyoruz. Bir ama de aşağılayarak gülüyoruz yani. Çok aşağılayarak mesela gülüyoruz zaten. Mesela o zaman bir standart olmadığı zaman hani ben de mesela ülkenin başka yerindeki biri farklı konuşuyor. Hani belki ben onu kendi içimde yabancı ya da tuhaf bulabilirim ama aşağı, hani o insanı aşağı görmüyorsam onu aşağı görmem konuşması ve komedi malzemesi yapmamam aynı sonra komedi. Şöyle de açıklama yapabilirim. Matbaa gelene kadar. Zaten ülkenin başka yerlerinde insanların dili nasıl konuştuğuyla çok da etkileşimimiz yok. Ve diyelim ki hasbelkader o köyden bu köye birileri geldiğinde aradaki farkı gözlemliyor ve bunu bireysel olarak komik buluyor da olabiliriz. Ama bunun kurumsal olarak şirinleştirerek, ki bence çok açık bir aşağılama stratejisidir, sunulması haliyle matbaadan sonra oldu. Çünkü önce bir kentli varyanta ihtiyacımız var ki diğerleri köylü kalsın. Bizde de şanslı bir İstanbul oldu. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Belki yani tam bir açıklama değil, bu da kişisel olabilir. Orta oyunu ve Karagöz Hacivat, yani birbirlerine çok paralel güldürü unsurları Türk kültüründe. Buradaki taklitler var ama o taklitler sadece düz bir o ağız taklit etmiyor aslında. Onların da bir karakterleri var. Mesela Tuzsuz Deli Bekir karakteri. Aksanı çok farklı. Bugün biz o aksana gülebiliriz konuşma şeklinde. Ama siz spesifik örnekten ama geliyorsunuz. Eylemleri. Çok önemli. Eylemleri de. Oradaki ağız da onları belki güldürüyor olabilir. Ama o ağız tek başına bunu yapmıyor bence. Çünkü oradaki söylemleri de güldürü unsurlarını da taşıyor. Bir de aşağılamak da gülmek. Çok karakter, klişe bir örnek. Mesela orada karakterlerin işte, yani orta oyunu da Karagöz'de, köy seyirlik oyunu da evet, aslında biraz karakterlerin çok abartılı ve fazla stereotipik olmasından gibi. Gerçek hayatta görülemeyecek kadar abartılı özellikler sergi. Ha, kesinlikle tam ağız da bir güldürü unsur. Çünkü ağızı da çok abartılı yapıyor muhtemelen. Ama şuradan gidebilir miyiz? Zaten kendininkine benzemeyeni yadırgamak çok doğal bir tepki. Dolayısıyla benim konuştuğumdan başka türlü konuşuyorsa bunu yadırgarım ve o şekilde verilirse komedi unsuru olarak da görebilirim. Ama kurumsal olarak birinin norm seçilmesi matbaayla alakalı. Yani devletin çıkıp böyle daha bu oturuyorlar. Devletin çıkıp doğrusu bu demesiyle benim gibi konuşmayanı garip bulmam arasında bir kurumsallık farkı var. Meşrulaşıyor o zaman aşağı görmek. Yok, senin soruların çok güzel. Bende de daha iyi oturuyor. Tabii bir de meşruiyeti doğuyor. Yani neden benim konuşmamı komik buluyorsunuz? Standarttan çok uzak çünkü. Yani çünkü devlet de benim konuştuğumun arkasında. O zaman o öyle denmez, böyle denir deme şey oluyor? Çünkü ha, ben evet, böyle de diyorum diye o öyle denir. Onu öyle. Kılavuz onu söyledi. Dolayısıyla bu ağız komedisinin ama bir yandan da ağızların taşralı olmasının önünü açtı. Zaten ne beklentimiz var bugün hala? İstediğiniz kadar liberal olun, dilci olun vesaire. Karma bir kamusal alanda ölçünlüğü konuşmamız bekleniyor. Memleketine gittiğinde oradaki ağzını rahatlıkla konuşabilirsin. Ama kalabalığa çıktığında ölçünlüğü konuş. Onu konuşuyoruz. Burada da birkaç tane sık yapılan bilgi hatasını gidermek istiyorum. Biz şu an İstanbul Türkçesi konuşmuyoruz. İstanbul Türkçesi de Türkçenin standart varyantı değil. 1920'lerden beri İstanbul Türkçesi de değişiyor. Ve biz o değişikliklerle de ilgilenmiyoruz artık. Ne oldu İstanbul Türkçesinde, hadi onu konuşalım diye. Şimdi standartı belirledik. İşimiz bitti İstanbul'la. O gün karar alınırken önemliydi. Bugün zaten İstanbul'un içinde de kim bilir kaç tane ağız var da
ne konuştukları ya da bunu konuşup konuşmadıkları da ilgilenmiyoruz. Onun için ben ısrarla İstanbul Türkçesi dendiğinde buna itiraz ederim. Şimdi burada konunun ikinci kısmına geliyorum. Türkçe'de sürekli birbirine karıştırılan, herkesin birbiri yerine kullanarak hata yaptığı, biliyorsunuz dilde varyasyonu adresleyen üç tane sözcüğümüz var. Lehçe, şi ve ağız. Aksan bunlardan biri değil farkındaysanız. O daha batılı bir tanımlama. Birazcık tabii hazır buraya gelmişken bunları da açıklayacağım. Önce neden böyle bir problem doğduğundan sonra da bu problemi nasıl çözdüğümüzden. Dil bilim okuyanlara ya da Türkoloji dışından olanlara biraz garip ve hayal kırıklığı yaratıcı gelebilir. Ama Türkologlar uzun bir dönem politik argümanlarını destekleyecek dilsel argümanları geliştirerek çalıştılar ve bu argümanların bilimsel olup olmadığıyla da çok ilgilenmediler. Türkçe'de varyasyonun tartışılması aslında Osmanlı'nın son döneminde devleti nasıl kurtarırızı cevaplamak için ortaya atılan işte ademi merkeziyetçilik, ümmetçilik gibi akımlardan Türkçülükle doğdu. Çünkü ne diyor Türkçülük? Bütün Orta Asya'da kardeşlerimiz var, oraya dönersek devleti kurtarırız. Fakat bir problem var, oraya döndüğümüzde ne kadar geçinebileceğimizle alakalı. Zaten sonra efendim Osmanlı'da bu tartışmalar fazla zenginleşemeden Osmanlı'nın sonu gelecek. Sonra da malumunuz Cumhuriyet döneminde bunlar tartışılmaya başlandıktan kısa bir süre sonra da Sovyetler Birliği Türkiye Cumhuriyetleri kendi altında toplayacak ve orada o dönem Türkiye'den araştırmacıların tam da bilemediği, çünkü kapalı da biraz, fakat asimilasyon olduğunu düşündüğümüz bir kültür politikası yürümeye başlayacak. Ve biz çok da orayla temas kuramadan orada konuşulan Türkçe ile burada konuşulan Türkçenin ilişkisini anlamaya çalıştık. Ne kadar aynı, ne kadar farklı. Ve Türkoloji Akademisi'nde iki akım doğdu. Birincisi Ahmet Biycan Ercilas'ın akımı, tamamen politik, zaten sonra da milletvekili olacak. Diğeri de Talat Tekin akımı, Özlem Tekin'in babasıdır, muazzam bir Türkologtur. O da politikayla gelmeyin, bu işin bilimini yapalım tarafı. Ve yıllarca bu insanların kendileri, öğrencileri ve öğrencilerinin öğrencileri bunu tartıştı. İlk kişinin ismini bir daha söyleyebilir misin? Ahmet Biycan Ercilas. Ahmet? Biycan. Biycan. Cansız. Ne yok. Bir can değil. Ha. Biycan. Biycan? Ercilas. Gilas. Bizim alan aşırı devinimli olduğu için üç nesil falan aynı konuyu tartışabiliyoruz. Tartışma da şu. Azerbaycan'da konuşulan, Türkmenistan'da konuşulan, Kırgızistan'da konuşulan Türkçe'ye ne diyeceğiz? Ayrı bir dil midir? Lehçe midir? Şive midir? Ağız mıdır? Takdir edersiniz ki bu sorunun cevabını vermek için önce lehçe, şive, ağız nedir tartışmak lazım. Ama bu tartışma bize daha sonra gelecek. Şimdi şöyle bir kabulümüz var. Tarihsel dil biliminden bakıyoruz ve bunların hepsinin aslında bir zamanlar tek bir Türkçe olduğunu görüyoruz. Türkçe zaten çok kolludur. Batı Türkçesi hariç tarihini asla ezbere anlatamadım bugüne kadar. Doğu olur, kuzey olur vesaire. Bu kolların hepsi gerçekten de bir gün tek bir Türkçeydi. Ama dilde varyasyon neden oluşuyor ya bakacak olursak, tarihsel süreç içinde toplulukların coğrafi olarak birbirinden uzaklaşmasından doğuyor. Ve burada şunu hatırlamamız lazım. Farklı dillerin oluşması da bu sebeple olmuyor mu? Bu sebeple oluyor. Aslında dilde varyasyona şöyle bakabiliriz. En az farklılıktan ayrı diller olmaya giden bir yol. Ve bu tarihi kesitte bu yolun neresinde olduğumuza bakıyoruz. Tabii şimdi artık bu yolculuk eskisi kadar hızlı gitmiyor. Çünkü bir, yazı değişimi engeller, sabitler. İki, küreselleşme zaten bütün dilleri birbirine benzetiyor. Ama şöyle bir örnek verebilirim. Konuşuyoruz. Göktürkçe konuştuğumuzu düşünelim. Eski Türkçe deriz biz. Orta Asya'dayız ve hepimiz onu konuşuyoruz.
Sonra göçüldü ve bugünkü Türkiye'liler en uzağa göçenlerden oldu. Haliyle bizim konuştuğumuz Türkçe ile hala Orta Asya'da kalanların Türkçesi arasında birbirinden ciddi bir fark oldu. Karar vermeye çalıştığımız şey ne? Bu fark ayrı diller olmaya yetti mi? Lehçe olmaya mı yetti? Şive olmaya mı yetti? Çünkü bunlara ağız farkı demek için hiç bilmemek gerekiyor işte. Şöyle bir ayrım geliştirdik. Azıcık tebeşir kullanayım, çok özlemiştim. Çok farklıdan az farklıya doğru gidiyor bu. Ağız için dedik ki aynı yazı dilini kullanan, sesletimde farklılık gösteren varyantı ağız denir. Mesela Rize ağzı bir ağızdır. Ve buna hep Rize lehçesi falan denir, kulak kanatıcı şekilde. Olmaz. Çünkü bunlar temelde bir devlet sınırları içinde aynı yazı dilini kullanıyorlar. Türkiye'de kaç tane ağız var? Yüzlerce ağız var. Kimi yörede her köyde farklılık gösterir. Batıdan ne kadar uzaklaşıyorsa ona ağız özellikleri daha baskın deriz. Halbuki Batı'nın da baskın ağız özellikleri vardı ama biz onları standartlaştırdık. Artık ona ağız özelliği gibi bakmıyoruz. Batı'dan, İstanbul'dan uzak olanların da kendine has özellikleri sayıca arttı. Komedisi de oradan doğdu maalesef. Ve biliyorsunuz dizilerimiz tarihi bir sırayla bütün ağızları denedi. Yani Doğu, Güneydoğu bir tur gitti, sonra Karadeniz, sonra baktılar ki elde ağız kalmıyor, İç Ege, Trakya. Zaten Ankara şimdi bitti. Yani farklılığıyla birilerini güldürebilecek ağız pek kalmadı elimizde. Yani ben Bandırmalıyım mesela, Bandırma ağzıyla dizi çekilse de aradaki farkı çok sezemezsiniz. Çok bir özelliği yok. Ağız özelliği yok değil ama. Standarttan uzak çok özelliği yok. Dedik ki burada sadece sesletim farkı olsun. Şivenin tam olarak ne olduğunu pek bilen ve artık bunu kullanan akademisyen kalmadı neyse ki. Ama şuydu orijinali. Bu sesletim, bu sesletim artı söz varlığı aynı nesneleri farklı da adlandırıyorsa ve sesletim farkı varsa, mesela çekirdeğe çiğdem diyorsa ve bir de farklı da seslettiği bir şeyler de varsa buna şivedir densin. Sesletim, söz varlığı ve gramer yazacağım kısaca. Dil bilgisi farkı varsa da buna lehçe densin. Dil, bu farklılıkların biraz daha büyük olması gerekiyor. Bunun aslında bilimsel ölçütleri var. Kimisi diyor ki 6 yaşında iki çocuğu yan yana getirin. Geçinebiliyorlarsa o ikisi birbirine göre lehçedir. Geçinemiyorlarsa o ikisi birbirine göre değildir. Fakat bu iş bütün dünyada politik. Yani bugün Litvanyaca ile Letonya dilinin ayrı diller olarak kabul edilmesi de politik. Çünkü bizim ölçüte göre lehçeler. Balkanlar parçalanıp ulus devlet sayısı arttıkça dil sayısı da artıyor. Halbuki organik olarak değişen bir şey yok. Aynı politik çabayla da bizde hep şu ekolün üzerinden gidildi. Orta Asya'da ayrı dil diye bir şey yok. Bunların hepsi lehçedir. Problem de şurada doğdu. Neyin lehçesi? Türkçenin. Türkiye Türkçesinin değil. Fakat Türkiye'de konuşulan Türkçe'ye Türkiye Türkçesi denliğine çok rastlamamışsınızdır. Akademisyenler bile bunun tembelliğini yapıyor artık. Türkçe deyip geçiyor. Şimdi sen kendi konuştuğunu Türkçe deyip Kırgız'ın konuştuğunu Kırgız Türkçesi dersen o ona itiraz edecek. Çünkü biz bir üst Türkçenin lehçelerini konuşuyoruz. Şu an organik olarak konuşuru olmayan bir Türkçenin, bilimsel olarak benim de doğru gördüğüm bu, ara bir Türkçe formunun hepimiz lehçelerini konuşuyoruz. Biz bunu tartışırken tabii temel mesele ne kadar milliyetçisinize dönüyor yani bu akademisyenler arasında. Ahmet Bican epey milliyetçi ve diyor ki bunlara ayrı dil demek bölücülüktür. İşte farkın çok olduğu uzak varyantlara lehçe deriz. Mesela Özbek lehçesini kabul ediyor.
Ama diyor Azeri'nin ki şivedir. O kadar az fark var aramızda diyor. Bunların hepsi Türkiye Türkçesini merkezine alan çalışmalar. Neden farklılığı Türkiye Türkçesine göre ölçüyoruz? Bu arada Batı Türkçesinin içinde Marcel Hoca'ya göre 4, bana göre 5 kol var. Çünkü o da Kıbrıs Türkçesini saymadı. Azeri, Türkmen, Türkiye, Gagavuz ve Kıbrıs. Batı Türkçesi en küçük aile ve ailenin geri kalanıyla da asla geçinemiyor. Hani birileri gelip farklılık ölçümü yapmak için referans noktası belirleyecekse bunun Türkiye Türkçesi olma ihtimali çok düşük. Çünkü biz evden en uzağa kaçanlarız, evde konuşulanlardan en farklı Türkçeyi konuşanlarız. Ama o dönem neden bu var? İşte Sovyetler var, orada akademik çalışmalar bu alanda henüz yok. Biz bağımsızız ve şey beklentisi var, Sovyetler dağılacak ve... Kanadamız kolumuzu atlatacağız. Evet, biz abi olacağız. Orada onlarda doğalgazı olan var, madeni olan var, bizde yok. Ama abi olacağımıza da eminiz. En batıya geldik ya. Tabii ki olmadı. Sovyetler dağıldı. Ülkeler tek tek bağımsız olmaya başladı. Sovyetler dağılmadan da biz şöyle bir hazırlık yaptık. Sovyetler dağılacak ve orada bir nesil kendi kültüründen habersiz yetişti. Bize itelim. Ne yapalım? Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümü açalım. Şimdi bu adlandırma size çok dikkatli gelmeyebilir ama çok özenli. Çağdaş Türk lehçeleri. Çünkü Talat Tekin de aynı dönemde Hacettepe'de Çağdaş Türk dilleri bölümü açtı. Yer yerinden oynadı bizim için. Ve bu aradaki şu farkı doğurdu. İngilizce'de çok kullanılan Turkic languages Talat Tekin'den mirastır. Lehçeciler bundan hoşlanmaz. Türk dilleri deyiminden. Çünkü farklı diller olduğunu söylüyor. Fakat istediğimiz bilimsel ölçüde koyup 6 yaşında çocuğu konuşturun, 36 yaşında adamı konuşturun. Olmaz. Olmaz. Batı Türkçesi ailesi olarak birbirimizle geçinebiliriz. Sınırlılıkları olmakla birlikte olmuyor. Ayrıca dediğim gibi referans noktasının kim olduğuna kim karar verecek? Yani bugün mesela politik açıdan dengeler çok değiştiği için gidip bir Amerikan'a neden İngilizcesi konuşmuyorsun taşralı diyebiliyor muyuz? Diyemiyorsun. Bütün dünya onları. Çağdaş Türk lehçeleri bölümüne de akın akın öğrenci bekliyoruz. Fakat tabii ki her ülke kendi dilini ve kültürünü çalışmak için akademisini geliştirdi ve şoka girdik. Çünkü bölümün adı Azeri Dili ve Edebiyat. Azeri Türkçesi ve Edebiyatı değil. Azerbaycan'da örneğin. Her ülkenin var bu tür akademiyası. Bizdeki kardeş olacağız, işi bitti. Şükürler olsun ki 3 nesillik şu kavga da sona erdi. Lehçe midir, şive midir? Zaten Talat Tekin'in ekolü de çok zayıflıyordu, ben üzülüyordum. Öbüründe biraz politik çıkardı var çünkü. Elimizde de bunlar kaldı. Buradan... tamam, şimdi bitirmeye de yakınladım zaten. Şu farklılık dizinine baktığımız zaman çok net işin içinden çıkabileceğiz gibi duruyor. Özellikle de ağızda aynı yazı dili bağlayıcılığı olduğu için Türkiye Cumhuriyeti içinde konuşulanların standarttan ne kadar farklı olduğuna dair derecelendirme yapmıyoruz. Yani kendine has özelliği ne kadar çok ya da ne kadar az ağızdır. Şiveyi artık kullanmıyoruz. Neden? Çünkü asla ona net bilimsel açıdan işlevsellik kazandıracak bir tanıma ulaşamadık. Şöyle örnek verebilirim. Ağız dediğimiz şeyde mutlaka söz varlığı farklılığı da var. Sadece sesletim farkı, organik örneği yok ki bunun. Kesin o yörede de bir şeye başka bir şey deniyordur. Çok normal. Hatta bazı ağızlarda dil bilgisi farkı da bulabiliriz. Onun için burada bağlayıcılık aynı yazı dilini kullanıyor olmak. Kamusal alana çıkıldığında aynı dille kendini temsil ediyor olmak. Lehçede durum ne? Bir Türkçe var, hepimiz onun lehçelerini konuşuyoruz. Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, ben de biraz buradayım. Ama Türkiye Türkçesinin Azeri lehçesi değil.
gibi gibi. Bunlardan biri de Kıbrıs Türkçesi. Zaten dersin esas meselesi de, yani esas örnek olarak alacağım şey de bu. Birazcık başlayayım. Sonra matbaa kültürünün çöküşüyle onu bağlayacağım öğleden sonra. Şimdi Kıbrıs'a ilk Türkler 13. yüzyılda yerleşiyorlar. Çok yaşayın. Karaman'da yerleşiyorlar. Daha sonra bildiğiniz gibi Kıbrıs bir süre Osmanlı idaresinde kalacak ama bir süre. Bir süre İngiliz sömürgesi olarak kalacak. 1960'ta da iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti kurulacak. 74'te de malumunuz bu cumhuriyet kağıt üzerinde devam ediyor. Fiilen bitti, Kıbrıs ikiye bölündü. Kıbrıs'ta konuşulan Türkçenin gayet kendine has, karakteristiği yüksek, kendine hastan kastım yalnız şey değil, Türkiye Türkçesinden farklı değil, başka varyantlarda kolay kolay karşımıza çıkmayan özellikleri var. Bunun çok net görebileceğimiz sebepleri var. Bir kere Yunanca'yla çok yakından ilişkisi var. Paralel bir farklılığı Yunanistan'da konuşulan Yunanca ile Kıbrıs'ta konuşulan Yunanca arasında da çok net görüyoruz. Asla adadaki Rumların Yunancasını Yunanistan'dakiler de beğenmiyor. Türkiyelilerin de Kıbrıs Türkçesine karşı genelde tavrı ya açıktan aşağılama ya da şirinleştirmedir. Hiçbir farkı olduğunu düşünüyorum. Ay siz çok tatlı konuşuyorsunuz. Bunun altında şu yatıyor. Çünkü resmi olanı ben konuşuyorum. Benimki tatlı değil. Çünkü olması gereken. Gerçekten de ciddi farklılıkları var. Bu farklılıkların bir sebebi İngilizler, bir sebebi Yunanlar. Ama bir yandan Doğu dillerine de açıklar. Yani Kıbrıs Doğu dillerinden de etkilenmiş. Osmanlı hakimiyeti altında olduğu dönemde çok ayrı bir söz varlığı yapısı var. Uzaktan bakınca İngilizceden çok sözcük çekmekle suçlanır. Ama bizim Fransızcasını kullandığımız pek çok nesneye Kıbrıslılar Öztürkçe isim vermiştir. Ya da Öztürkçe değilse de dile daha geçmiş dönemde yerleşen bir sözcüğü seçmişlerdir. Örnek, korna Fransızca mıdır? Kıbrıs'ta onun adı borudur. Boru da Türkçedir. Fakat dilde yerleşiklik bakımından bir 300-400 yıl farkı var. İşte direksiyon da Fransızcadır. Kıbrıs'ta ona dümen denir. Gibi gibi bunun milyon tane örneği var. Dolayısıyla çok kendi dinamikleriyle çalışıyor. Genelleyemezsiniz yani. Bunlar da işte İngiliz'de ne görürse almış değil. Hiç almamış değil. Arapça-Farsça etkisi bir yere bakarsanız Türkiye Türkçesine göre çok düşükmüş gibi gelir. Sonra motorlu taşıtlar vergisini ödemeye gittiğinizde kimse ne istediğinizi anlamaz. Çünkü onun adı seyir sefer vergisidir. O da orada kalmış. Çalışma izni yaptıramazsınız, muhaceret yaptırmanız gerekir. Ama bir yandan çok İngilizceden gelmiş bir örnek de bulabiliriz. Kendi dinamikleri var. Neden özellikle Kıbrıs Türkçesini bu dersin konusu olarak seçtim? Çünkü çok ciddi bir alt kültür üst kültür ilişkisi vardır Türkiye Türkçesi ile Kıbrıs Türkçesi arasında. Tahmin edeceğiniz politik sebeplerle doğmuş olan. Yani Türkiye'nin kendini anavatan olarak konumlandırması, Kıbrıs'ın onun yavrusu olması, Türkiye'nin ekonomik, sanatsal, bilimsel üretim bakımından haliyle nüfusu ve alanı daha az olan Kıbrıs'tan daha ileride olması, nitekim bir Kıbrıs'ın medeniyet yolunda arkasından yürüdüğü yavrusu gibi görülmesi, gerçekliğin de bununla pek ilgisi yok aslında ama ayrıca da tabii bu işler ekonomik. Yani üst kültür, alt kültür meselesi parayla alakalı. Kim parayı verirse onunki üst kültür olur. Kıbrıs'a da gelirin çoğu Türkiye'den geliyor. Dolayısıyla da Kıbrıs Türkçesinin bir toplumsal aşağılanma tarihi var. Bununla bitireyim değil mi artık? Evet, bitireyim. Yemek yiyelim. İngiliz döneminde Kıbrıs Türklerinin Türkiye Türkleriyle etkileşimi çok yüksek değil. Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde de şimdi olduğu kadar yüksek değil. Fakat 74'ten sonra bir kere adada çok fazla Türkiye'li yerleşimci sayısı her gün artıyor. Bu bir devlet politikası olarak güdülüyor. Yani ileride bir gün federasyon ya da yeniden birleşme ihtimali doğarsa
nüfus dengesizliği bizim lehimize değişsin diye. Çünkü işte 74'te ada ikiye bölündüğünde nüfus dengesinde Türkler %37 civarındalar. Dolayısıyla bir gün araziler hakkıyla paylaşılırsa da 37 olacak gibi bir kaygı var. Bunun için sürekli Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a yerleşimci gönderiliyor. Bunun yarattığı kültürel problemler apayrı bir ders konusu olur. Hala işin içinden çıkılabilmiş değil. Çünkü bilmeyenler için sadece özet geçeyim. Kıbrıs kültürü muhafazakarlıktan çok uzak ve bazı kadın erkek eşitliği, kamusal alan paylaşımı falan konularda da gayet kentli bir kültürdür. Dolayısıyla buraya gelen yerleşimciler uzlaşamıyorlar vesaire falan. Dil de önemli mesela. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs üzerindeki etkisi ve etkileşimi arttıkça Kuzey Kıbrıs'ta konuşulan Türkçenin olması gereken Türkçe olmadığına dair algı Kıbrıs'ta yaygınlaşıyor 80'lere doğru. Fakat bunun en büyük darbesi 74'ten sonra Kıbrıs'ta Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin özellikle Türkiye'den yollanmasıyla oluyor. Şöyle düşünün, 6 yaşına kadar güzel cır cır sohbet ediyorsunuz evde, anneannenizle, babaannenizle, annenizle, babanızla, okula başlıyorsunuz ve onun öyle söylenmemesi gerektiğini söylüyor birisi. Şeyi tahmin ediyorsunuzdur sanırım, Türkiye'den Kıbrıs'a giden Türkçe ve edebiyat öğretmenlerine bir kültürel çeşitlilik eğitimi, bakın orada da Türkçenin farklı bir var, böyle bir şey yok. Zaten bunu çözmek üzere geliyorlar. Yani üst kültür iticiliğini çok iyi anlamamız gereken bir şey. Doğrusunu öğretmeye geliyorlar. Mesela doğrusu da nedir? Küçük bir örnek, Kıbrıs Türkçesi ile ilgili bütün örneklerimi de tüketmeyeceğim. D bağlacı Kıbrıs Türkçesinde ünlü uyumuna girmez. Ben de demezsiniz, ben de dersiniz. O ben de demeyi öğretmeye geliyor. Bugün 30 yaş ve üzeri, hatta 25 yaş ve üzeri Kıbrıslılarla konuşun. Hepsi istisnasız size ilkokulda ve lisede en kötü derslerinin Türkçe olduğunu söyleyecek. Ve açıkça da bunun sebebinin kendi konuştukları Türkçenin doğru dürüst olmamasından kaynaklandığına da inanmış vaziyetteler. Çünkü bütün kültür bunun üzerine dönüyor. Hani öğretmeni öyle konuşma diyor, eve gidip televizyonu açıyor, televizyondaki öyle konuşmuyor. Kıbrıs Türkçesi kamusal alanın dışına itiliyor. Çünkü zaten kamusal alanında çoğunlukla Türkiye domine ettiği için. Belki bu çelişkinin ne kadar zorlayıcı olduğunu, yöresinde konuşulan ağızla ölçümlü Türkçe arasında çok fark olanlar bilebilir. Ben çok net empati kuramıyorum. Çünkü hiç evde konuştuğum gibi konuşursam gülünmedim, dalga geçilmedim, başıma gelmedi. Ama oluyordu, Türkiye'de de oluyordu. Çünkü ağızlar birbirinden çok farklı. Espri malzemesi yapılıyordu yani. Kıbrıs'ta da olan şey bu. Kendi konuştuğunuzu kişisel alanınıza hapsedin. Kamusal alanda özellikle de ciddiye alınmak istiyorsanız Türkiye Türkçesi konuşacaksınız. Haber spikeri Türkiye Türkçesi konuşuyor. Cumhurbaşkanı Türkiye Türkçesi konuşuyor. Solcu değilse. Kıbrıs'ta solculuk çok farklı işler. Kıbrıs'ta solcular Kıbrıs milliyetçisi. Çünkü sağcılar Türkiye'ci. Onun için mesela solcu liderler ben de diğerleri televizyona çıktığında diğerleri demez. Ve yıllarca da öğretmenin o öyle yazılmaz diyor. Efendim notun düşüyor bilmem ne. Herkes kompozisyon dersinden nefret etmiş. Böyle bir bastırılma var. Yani markete giderseniz fiyat etiketinde garanti kabak yazacak. Ama Kıbrıs'ta kimse ona kabak demez. Neden öyle yazılıyor? Öyle yazılması gerekiyor. Burada da aksayan ne? İki şey. Bir, Türkiye Türkçesindeki yazı dili kurulması süreci Kıbrıs'ta çalışmamış, hazırı var diye. Halbuki Kıbrıs Türkçesi bir lehçe, kanıtlayacağım bunu öğleden sonra. Ve her lehçede olduğu gibi çok ağzı var. Lefkoşa'da konuşan da asla Güzellik'te konuşan aynı şeyi konuşmaz. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Lefkoşa'da konuşan başka kimsenin konuştuğunu beğenmez. En kentlisi odur çünkü Lefkoşa başkent. Önce Karpaz'da bambaşka, çok ağızı var. Dolayısıyla neye ihtiyaç var? Ağızları bir araya getiriyoruz. Hangisini yazalım?
Def Koşu ağzını yazalım. Hop, Kıbrıs Türkçesinin yazı dilini yaptık. Böyle bir şey çalışmadığı için nasıl yazılacağına dair şüphe var. Sözlüğü yok. Devlet elinden çıkma. İmla kılavuzu yok. Başka bir örnek vereyim. Biz Yeşil Zeytin'e çakıs tez diyoruz. Çakıs tez. Evet. Fakat bunu çakıs tez seyli'de yazabilirsiniz. Öyle diyen de var. Çakız dez de yazabilirsiniz. Z ve D ile. Sondaki de Z olabilir. Neden? Her yörede farklı söyleniyor. Tam da bu Kıbrıs Türkçesini yazıya aktarmayı çok zorlaştırıyor. Hangisini yazacağız? Çünkü bu kararı devletin vermesi gerekiyordu. Bizim için. Tutmadı. Çünkü geçti zaten. Dolayısıyla matbaa kültürü çökmeye başlayana kadar, yani diyelim ki 10 sene öncesine kadar Kıbrıs Türkçesinin çok ciddi bir ikincil toplumsal konumu var Kıbrıs'ta. Garip olan bu zaten. Konuşulduğu yerde ikincil. Ve bu çok sosyal mekanizmalarda çok net gözlemlenir. İki Kıbrıslı bir Türkiye'liyseniz, geçiyorum. 8 Kıbrıslı bir Türkiye'liyseniz, herkes Türkiye Türkçesi konuşur. Türkiye'li veda ettikten sonra ancak herkes Kıbrıs Türkçesi konuşur. Ben Kıbrıs'ta 6 yılımı bitirdim. Kıbrıs Türkçesi öğrenme sürecim bitemedi. Neden? Çünkü önce benle Kıbrıs Türkçesi konuşması için insanları ikna etmem gerekti. Yani bunun taklidini yapmayacağımı bilecek kadar beni tanımayı beklediler. Bu konuşanlar da hani böyle konuşulması gerektiğini savunanlar da çok konuşuyor. Öyle değil mi yani? Tabii işte onu anlatacağım zaten. Artık değişiyor bu. Mesela şu an benim neslim ve buna dair çok sevdiğim bir direnişçi duruş var. Gabaksa gabaktır. İlgilenmiyor yani TDK'nın kılavuzunda nasıl yazdığını. Çünkü bir yerden sonra bu Türkiye'den öğretmen yollama meselesi bitiyor. Bu bitince bu gerilim de bitiyor. Ama bir neslin hayatını kaydırmış oluyor o iş. Yani o hala ortamda muhtemelen o öğretmenle özdeşleşen bir Türkiye'li varsa öyle konuşması gerektiğini düşünüyor. Bunun en net örneği, kişisel ama örnek niteliği gösterdiğini düşünüyorum. Kıbrıs'a taşındım, pazara gittim, alışveriş yapacağım. Oralı olmadığım da çok belli, Otlu'ya geldiğim de çok belli. Çünkü biz Kıbrıs'ın en sapa yerindeyiz, yani turist murist gelmez. Birisi dışarıdan geldiyse Otlu'ya gelmiştir. Söylemesi ayıp, o zaman da genceciyim. Genelde öğrencimi, hocamı olduğumda anlaşılamıyor. Böyle keyifli sohbet ediyorum pazarcılarla. Soru, ne öğretiyorsunuz? Türkçe. Ay, bizim buralara çok lazım. Herkes aynı şeyi söylüyor. O kadar stratejik işlemiş ki Türkiye'nin kültürel politikası. Bizim Türkçemiz güzel değil. Neye göresini kimse soramamış. Çünkü kabul edelim, matbaa gerçekten çok büyük bir otoritedir. Yazı yazarken yazım kılavuzunun yap dediğini yapmamak kolay değil. Çünkü onun bir adı var, o yazım hatası. O çeşitlilik değil. Gabak yazamazsın. Yazarsan kompozisyon hocan oradan not kırar, kırmış. Herkesin kalbi de kırılmış zaten bundan dolayı. Ben da yazamazsın. Dolayısıyla böyle büyündüğü için ve bir sürede kabullenilmiş bu. Yani çünkü Kıbrıs Türklerinin çıkardığı gazetede Türkiye Türkçesiyle çıkıyor. Kıbrıslı Türk de romanını Türkiye Türkçesiyle yazıyor. Hatta ders kitabı var, liselerde okutulur Kıbrıs'ta. Kıbrıs Türk Edebiyatı. Kitaptaki edebi metinler hariç bütün kitap Türkiye Türkçesi. Yani ne diyor mesela? Okuduklarımızı anlayalım. Böyle bir şey yok. Karşılığı ne olurdu Kıbrıs Türkçesinde? Şu an bilmiyorum. Çünkü yazılı sahaya akma şansı verilmediği için akademik bir Kıbrıs Türkçesi neye benzeyecek? Bunu şu an öngörmek kolay değil. Bu değil ama yani okuduklarımızı anlayalım değil. Kitap Kıbrıs Türk Edebiyatı kitabı bile Türkiye Türkçesi. Haliyle ne oluyor? Bu sohbetler kapanıyor, ikinci kanala düşüyor. Türkiye'den gelen turistler zaten bunun muhabbetini sürekli yapar. Dönem dönem Türkiye'li diziler Kıbrıs Türkçesine baktılar ki Türkiye'de ağız kalmadı artık bilinecek. Kıbrıs Türkçesi de eğer farklılık arıyorsanız bir cennet, sesletim farklılığı arıyorsanız. Bunu komedi malzemesi yapıyorlar. İşte
Kıbrıs'tan Türkiye'ye çok öğrenci gelir. Gidenlerin tembihlendiği bir dönemler var. Bak orada dikkat et konuşmana da seni hafife almasınlar gibi. Çünkü toplumsal algı şu. Bunu benim bile kendim yıkmam zamanı aldı. Komik, sempatik, eğlenceli, şirin gibi olumlu olduğu zannedilen bir sürü sıfatı yükleyebiliriz. Ama bilimsel, derinlikli, donanımlı oturmuyor. Zihinsel dünyamızda örtüşmüyor yani. Bu Azerice dublajlı filme gülünmesi gibi bir şey. Hiçbir haklı bilimsel altyapısı yok. Neden? Sadece bizim konuştuğumuzdan farklı. Gülünür biliyorsunuz. Biz gülmüyoruzdur belki ama. Ki ben yani Azeri Türkçesi dersi alırken izlediğimiz reklamların bir kısmına gülüyordum o zaman. Çünkü gerçekten farklı. Burada tekil olarak gülüp gülmemek çok bir şey değiştirmiyor olabilir. Ama onun yetkinliğine asla ikna olunmuyor. Şu örnekle bitiriyorum. Ben bu dersin çok daha uzununu üniversitede anlatıyorum. Ve üstüne basa basa diyorum ki dillerin varyantları arasında gelişmişlik, bilimsellik, doğruluk, yanlışlık gibi ölçütler aranmaz. Hani nasıl bir güzel dil, çirkin dil olmadığı gibi ilkeli, gelişmişi bu tür sınıflandırmalara tutmuyoruz. İşte Arapça kabadır, Fransızca kibardır, artık bunları çöpe atın, bakın üniversite falan et. Sonra finalde ara sınavda soru soruyorum. Bir tane paragraf bir şeylerdi işte. Kıbrıs Türkçesi de iyi değil gibi sahte yazılmış. Yukarıdaki paragraftaki bilimsel görüş haklı mıdır diye. %60'ı düşüyor. Pardon. Soru şu. Kıbrıs Türkçesinin yazı dili ne olmalıdır diye bir soru da tam soru cümlesini hatırlamıyorum. Ters köşeye düşsünler diye sorulmuş bir soru. Cevaplar geliyor. Türkiye Türkçesi de yazılmalıdır çünkü çok gelişmiştir, doğrusu olur bilmem ne. Derste açıklıyorum. Aynı soruyu finalde yine soruyorum. Ama bu kendinin olanın doğru, güzel, gerçek, bilimsel, harika olduğuna inanma hastalığı o kadar geçmiyor ki finalde yine düşürüyorum. Temelde oturmuyor kafaya. Kıbrıs Türkçesiyle gazete mi çıkar? Çıkar, olsa görürdük. Çünkü sana soran, bu görüşe sorsak Azeri Türkçesiyle de gazete çıkmaz. Senin için sadece komedi filmi dublajı. Ama kocaman literatürü var. Dolayısıyla 2000'lerin başına kadar neredeyse bu gerilim böyle gelmiş. Kıbrıslılar Kıbrıs Türkçesini kendi aralarında konuşmuş. Kıbrıs Türkçesini korumak, dokümente etmekle ilgili çabalar çok bireysel kalmış. Devlet bu konuda zerre politika gütmemiş. Sözlükler falan bizde hep amatör, tek yazarlıdır. Kıbrıs Türkçesi sözlüğü. Sözlük yazmak da bireysel bir iş olmak için fazla büyük. Yok. Bununla ilgili bir devletin kurumu zaten yok. Kültür Bakanlığı bile pek bakmıyor. Yani böyle köşeye sıkışmış. Fakat her şeyin bir sonu var. Matbaa kültürünün de sonu geliyor. Bu büyük bir iddia. Çok kanıtım var, hiç merak etmeyin. Atıp gitmeyeceğim. Ve matbaa kültürünün sonu gelince hiç beklemediğimiz bir semptomunu, bir sonucunu görmeye başladık. Artık yazı dili diye seçtiğiniz varyant tahtta oturmayı sürdüremeyecek. Çünkü yazılı metin üretmeyeceğiz bir yerden sonra. Elektronik metin üreteceğiz. O da ölçünlü dili hiç iplemiyor. Ve bu da Kıbrıs'ta dengeleri değiştirmeye çok hızlı başladı. Bunu saat 4'te buluştuğumuzda anlatayım. Şimdi yemek yiyelim, afiyet olsun. Arkadaşlarım var, Türkiye'de okuyorlar ama benim yaşımdaki insanların hepsi hani kendi dillerini korumak ve konuşma konusunda